Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir kutu açılış videosuyla karşınızdayız. Gün geçmiyor ki ülkemizde yeni bir Çinli üretici daha telefonunu çıkarmasın. Ülkemize gelen son üretici arkadaşlar Elefon oldu. Pek çoğunuz aslında Elefon'u duymamış olabilirsiniz. Aslında bu marka daha çok Hindistan'da aktif olan bir markaydı ve Türkiye pazarına girdi. Şurada gördüğünüz gibi Arena etiketi bulunuyor. Yani bu telefonu ülkemize getiren isim Arena oldu. Şunu söyleyelim, bunlar kurumsal olarak gelmediler. Yani Elefon kendisi gelmedi. Arena vasıtasıyla ülkemize geldi. Sonuç olarak artık bu telefonları da Türkiye'de bulabileceğiz. Bize gelen model arkadaşlar PX modeli. Peki bu PX modeli ne gibi özellikler içeriyor? Zaten adamlar kutunun üzerine her şeyi yazmışlar. Şöyle biraz yakınlaşırsan Oğuzcuğum hemen gösterelim. Klasik olarak Çinlilerin favorisi olan MediaTek bir Yonga seti görüyoruz. MT6763. Android 9'a geliyor telefon. 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama, 3300 mAh'lik pil, 6.53 inçlik Full HD bir ekran ve 16 megapiksel, 2 megapiksellik çift kamera, 16 megapiksel de ön kamera. Yani çift kameralı telefon kalmadı derken bu telefonun gelmesi de biraz enteresan oldu. Dilersen kutuyu açalım olacak. Şöyle naylonunu yırtalım. Bu arada telefonun fiyatı 1800 lira arkadaşlar. Hemen belirteyim. Kutuda ben bir kalitesizlik hissettim. Yani kalın değil. Kutu ince. Nasıl olacak kaliteli Osman? Kaliteli olması için şu kutunun kalın olması lazım. Bak çok ince. Yani orada bir beni kaybetti. Buradan garanti belgesi çıktı arkadaşlar hemen. Distribütör firmaya ait. Koyalım şöyle. Açamadı. Kutu açılmıyor. Açamıyorsun Osman. Açılıyor evet. Kutu biraz kalitesiz dedim ya işte orada. Yapıştırıcısı var galiba. Evet etiketi varmış. Her yere etiketi koy. Ne gerek var şimdi? Şunu da şöyle. Videoya girdi bak. Gizli girdim ben de videoya. Gizli konu. Evet kutumuzu açtık arkadaşlar. Şurada telefonumuz bulunuyor. Şunu şöyle alalım. Bakalım kutudan ne çıkacak. Sence kulaklık çıkar mı Özgür abi? Bence çıkmayacak. 2000 liraya çıkmaz. Sence çıkar mı Oğuz? 1800 liraya çıkmaz. Çıkarsa sürpriz olur. 1800 liralık bir telefon arkadaşlar. Biliyorsunuz Xiaomi'nin aynı modellerinde çıkmıyor. Honor'ın da keza çıkmıyor. Bunda da çıkmaz. Kılıf da yok. Kılıf, kılıf var galiba ya. Ha, evet tamam, kılıf kılıf koymuşlar. Şöyle. Ekran var. Ama bunu yapıştırmamışlar. Demişler ki biz koyuyoruz. Siz yapıştırın. Genelde yapışık geliyordu diğer telefonlarda. Type-C bağlantı kablomuz. Şarj adaptörümüz. Ki bunda hızlı şarj yok. Öyle. 1800 lira olmasın zaten. Yani böyle bir adaptör koymuşlar. Günü idare edecek bir adaptörümüz geliyor burada. 0.3 amper. 0.3 amper nedir ya? Yok değil mi? Evet buralarda boş arkadaşlar. Yani kulaklık çıkmadı. Çıksaydı sürpriz olurdu ama çıkmadı. Biliyorsunuz zaten 2000 Türk lirası altına modellerde çok fazla çıkmıyor. Evet. Telefonumuzu çıkardık. Şöyle üzerine renkli bir etiket yerleştirmişler. Arkada da etiket var evet. Arkada da bir etiketimiz var. Bu arada telefon çok kalın. Yani 3000 mAh'lik bataryaya bu kalınlık çok fantastik olmuş. Kalınlığı gösterelim. Şöyle baksana şuraya. Bu ne burada bu arada? Kızılötesi. Yani, yok kamera pardon. Öyle bir koymuşlar ki kamerayı farklı renk. Kızılötesi rengi gibi. Pop-up kamera. Pop-up kamera. Şöyle açalım. Bunu şöyle koyalım. Burada yine özelliklerine yer vermişler. Çok muazzam özellikler olduğu için her yere yapıştıralım demişler. Şöyle şunu da çıkartalım. Çıkmıyor. Çıktı. Şöyle gayet parlak bir arka şey var. Yalnız arkadaşlar bu bildiğiniz parmak izi kalıyor yani leş gibi kalıyor. Şuna bakın. Yani bu kadar parlak bir yüzeyin işte en büyük dezavantajı bu. Parmak izi kalması. Bu arada telefonu açtık. Açılıyor telefon. Bu arada sanki üst kamerada daha böyle izler var gibi. Şunlar bakayım şöyle. Çıkmıyor da ya. Neyse. Start. Start. Bunu kurarız birazdan. İlk izlenimimizi söyleyelim. Arkada üçlü kamera görünümünde çift ana kamera var arkadaşlar. Şurada bir parmak izi okuyucumuz mevcut. Dediğim gibi parlak bir yüzey koymuşlar. Tamam eyvallah parlak bir yüzey koydun ama parmak izi çok fazla bırakıyor. Telefon aşırı kalın ki bu telefondaki bataryada öyle aman aman bir batarya yok. Az önce de belirttiğimiz üzere şuradan bakalım.
3300 mAh'lik batarya var bunda. Yani bu telefona eğer 5000 mAh'lik bir batarya koysalardı eyvallah, tamam bu kalınlık tamam derdik, ama sen 3000 mAh'lik bir telefonu bu kadar kalın yapmaları biraz fantastik olmuş. Kavisli bir tasarım vermişler. O biraz daha hoş durmuş, lakin şöyle bir baktığımızda çok da bir albenisi böyle yok. Bir de 3.5 milimlik jack girişi de bulunmuyor. Yani 2000 Türk lirası altında bir telefona 3.5 milimlik giriş konulmaması beni biraz şaşırttı. Ki batarya da az. Hani 3.5 milimi koymamalarının temel nedeni aslında bataryayı biraz yüksek tutmam. Bu adamlar hem bataryayı düşük tutmuş hem de 3.5 milimlik kulaklık jack'ını buraya koymamışlar. Bence bu da eleştirilesi bir nokta diyebiliriz. Bakalım, başka da bir şey yok. Şu kablomuzun boyuna bakalım her zamanki olduğu gibi. Bakalım günü kurtaracak bir boyut mu? Şöyle bakıyoruz. Klasik 1 metre kadar bir kablo. Yani muhtemelen bunu masaya şarjı şöyle koyduğunuzda arkadaşlar masanıza erişmiyor. Dolayısıyla çok böyle ofiste kullanım için yeterli bir uzunluk değil, ama artık klasik olarak diğer modellerde zaten geçtiğimiz günlerde işte Xiaomi'nin Redmi modellerinin kutusunu açtık. Onlardan da çıkan Type-C kablosunun uzunluğu hemen hemen bu şekildeydi diyebiliriz. Dediğim gibi kutudan hızlı şarj cihazı çıkmıyor. Telefonda da hızlı şarj özelliği ne derece var onu da testlerde göreceğiz. Kutu içeriği genel itibariyle şarj aleti, telefon ve kablodan ibaret. Bir tane ekran koruyucu koymuşlar ama bu yapışık gelmiyor. Kendiniz yapıştırmanız lazım. Bir tane silikon kılıfımız var. Bu silikon kılıfı koymuşlar. Ne zaten pek çok Çinli'de görüyorduk bunu. Çift tane kamera var. Pop-up kamera var. Pop-up kameranın performansını da önümüzdeki günlerde sizinle paylaşacağım. Burada Type-C girişi koymuşlar. Lakin 3.5 milimlik giriş bulunmuyor. Burada telefonun alt çerçevesinin de hayli kalın olduğunu sizlere söyleyeyim. Şunu skip diyelim. Skip. Zaten burada şeyler de var, görüyorsunuz şurada Android tuşları. Yani şu kadar bir kullanım alanı kalıyor size. Hani böyle ekran çerçevesinin de şu kısımlarda olduğunu söyleyelim. Yan çerçevelerde yine bayağı kalın. Telefon genel itibariyle kibar tasarıma yöneltilmiş ama olmamış. Yani kaba bir tasarımı var. Bir de şu parmak izi olayı gerçekten çok, şöyle göstereyim, kalıyor. Daha yani elime alalı 2 saniye oldu. 5000 tane parmak izi kalmış telefonda. Bununla gezerken herhalde devamlı böyle bir bezle de silmek gerekecek. Önümüzdeki günlerde de detaylı incelemesiyle karşınızda olacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesabından takip etmeyi de unutmayın.